yatırıma gidelim. Her sabah olduğu gibi araştırma müdürü Barış Ürkün'le konuşalım. Barış, öncelikle yayınımıza hoş geldin. Biz Borsa İstanbul'u konuşuyoruz ama bugün çok borsacıların sevdiği günler değil, değil mi? Sevimli günlerden bahsetmiyoruz. Amerika'da kurtuluş günü, hacimler düşük gibi. Ne dersin? Yani borsada bugün içerisinde bir hareket bekler misin? Teknik anlamda sanırım boğa piyasasına giren bir borsa var. Günaydın öncelikle. Evet, yani bu G20 zirvesinden sonra ortamın biraz daha sakinleştiği bir hafta geçiriyoruz. Hı hı. Özellikle işte yaptırımların uygulanması noktasında daha majör beklentiler vardı. En azından bunların törpülendiği bir haftanın geçtiğini görmekteyiz şu anda baktığımızda. Tabii küresel ekonomik konjonktürün verdiği avantaj da burada bize katkı sağlıyor tabii ki alımlar anlamında. Ucuz olmamızın vermiş olduğu bir etken de burada buna dahil. Bu noktada işte 83.500'den başlayan yukarı yönlü kısa da orta vadeli trend diyelim devam ediyor. Hafta başında özellikle yine bu yayında yine konuşmuştuk seninle. Ben 100.600-100.700 bu bölgenin önemli olduğunu söylemiştim. Daha önce buraları destek direnç olarak çalışan bir bölgeydi. Oraya kadar denemenin gerçekleşmesinden sonra dün işte 100.500'ü denedikten sonra biraz kar satışının şu anda geldiğini görüyoruz. Bir düzeltme eğilimi şu anda devam ediyor. Ve edecektir diye düşünüyorum bir süre daha ki bugün evet dediğin gibi piyasaların kapalı olması, ABD piyasasının kapalı olması neticesinde bir miktar daha kısmen bir düşük işlem hacmi gözlenebilir. Bu da bir düzeltme hareketi için bir fırsat da yaratabilir bizim açımızdan. Yani burada aslında Borsa İstanbul'un az önce değindiğim işte dış gelişmelerin verdiği, ekonomik gelişmenin verdiği avantaj burada. Dün açıklanan enflasyon verisindeki işte beklentiler dahilinde gelmiş olmasının verdiği bir başka görüntü ekonomi anlamında biraz daha işte toparlanma eğilimine gidebilme avantajını bize sağlayacak gelişmeleri yaratabilir bir alan veriyor. Bu noktada işte yapısal sorunlara eğilme konusunda bize verilen bir avantaj daha bir de karşımıza çıkıyor. Merkez Bankası'nın bu veriyle birlikte faiz indirimine gitme konusundaki kapı, o faiz indirim kapısı bir miktar daha aralandı. Ki ben bunu aslında kur açısından yukarı yönlü eğilim beklentisi olur normalde ama böyle bir 100 bas puanlık indirim alanının açılmış olmasını olumlu buluyorum. Çünkü özellikle küresel ekonomik konjonktür içerisinde bu noktada Merkez Bankası'nın genişleyici para politikalarına yönelmiş olmasının verdiği etkiyle bizim de özellikle borçlanma maliyetimizi bir miktarda düşürebilmemiz şu andaki ekonomik canlanmayı sağlanması adına bence olumlu bir adım olacaktır. Ve bence bunun kura da çok fazla olumsuz etkisi olacağını düşünmüyorum. Şimdi bu noktadan hareketle faiz indirim hamlesine yönelik beklentinin de Borsa İstanbul'da da olumlu yansımalar yaratabileceğini düşünüyorum. Özellikle bankacılık hisseleri özelinde. O yüzden ben Borsa İstanbul tarafında önümüzdeki günlerde S400'lerle ilgili çok olumsuz bir görüntü ortaya çıkmaz ise ki şu anki görüntüde çıkmayacağına yönelik bir beklenti mevcut. Bunun da bence fiyatlamada etkisini görüyoruz. Çünkü aşırı yönlü bir satış geldiğini de görmüyoruz borsa tarafına. O yüzden yukarı yönlü eğilimin 96.000 desteği üzerinde kaldığı sürece devam etmesini muhtemel görüyorum. Az önce konuşmanızı dinledim. Orada evet bir gap var. Bu gap kapanır mı? Kapanacaksa eğer o 96.000'e tekabül ediyor. O noktadan harekete tekrar tepki hareketleri bu bahsettiğim beklentiler eşliğinde devam ederse yukarı yönlü eğilimden bahsedebiliriz. Yükselişin hız kazanabilmesi adına biraz daha somut gelişmeler görmek gerekiyor. O yüzden de 100.700 üzerinde kalıcılığın bu noktada sağlanması durumu daha yukarı hareketleri bu noktada gündeme getirebilir. Ama bugün içerisinde bakarsak, kısa vadede bugüne bakarsak dar bir bant aralığında bir hareket bekliyorum. Aşağıda belki 90, şu anda baktığımızda endekste 99.400'lerdeyiz. 99.000-98.500 destekleri burada takip edilebilir. Yukarıda da işte 100.500 bence önemli direnç, 100.700 orası önemli direnç olarak takip edilmeli söyleyebilirim. Barış Ürkün, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Yani o gap bir gün kapanacak diyorsunuz. Yani piyasa oyuncuları, piyasa işte yorumcuları o gap kapanacak diyor. Biz de bekliyoruz efendim. O gemi buraya gelecek der gibi. O gap'i de bekliyoruz bir gün kapanmasını. Ama 96 binler Allah'tan çok uzakta değil, ufukta gibi gözüküyor. Bir kar satışı da kapanır da biz de rahatlarız diyelim efendim. Ahlatçı hızlı yatırım. Yükseldiği için. Evet, hızlı yükseldiği için. Çok teşekkürler, sevgiler Barış Ürkün'e. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü'yle konuştuk efendim.